Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun süredir planladığım bir video yapacağız. Kız arkadaşımla bir video yapmayı planlıyordum. Biliyorsunuz zaten bundan sonra yani ayın 21'inden sonra neredeyse her videoda, her yayında falan filan kendisi olacak. Bir videoyla başlamak istiyordum. Bu başlangıç videosuna karar veremedik. Şimdiki karar verdiğimiz videoda bu. Zaten başlıktan görüyorsunuz birbirimizi ne kadar tanıyoruz. Bir ne kadardır beraberiz. Yani ortalama bir süredir beraberiz ve birbirimizi ne kadar tanıyoruz bu sürede. Elim böyle falan yapayım da sen görünme. Bir de ben sürekli konuşayım. Böyle yapayım elimi sürekli. Bir de sürekli konuşayım böyle ki sen hiç yok yani. Videoya şöyle giriş yapmak lazım. Normalde sürekli kendime şey yapmam, kendim konuşuyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Bize videoda ne yapacağız? Anlatmak ister misin? Çünkü ben konuşursam sürekli ben konuşmuş oluyorum. Biraz sen konuş. Olur. Tamam. Videoda birbirlerimize işte soru cevap gibi yapacağız. Birbirlerimize soru soracağız. Ne kadar iyi tanıyoruz diye. Yani ben tanıdığımı düşünüyorum ama. Yani mesela ben kendim hakkımda bir soru soracağım. O ne kadar biliyor? O kendi hakkında bir soru soracak. Ben ne kadar biliyorum tarzında bir şey olacak. Bilmiyorum, ileride bir sürü videomuz gelecek. Beraber çekmemizi planladığımız videolar var. Sizin de bizim beraber görmek istediğiniz video. Meşhur Nugget bu arkadaşlar. Sürekli videolarda şey geçen Nugget bu. Kendisi bir ördek oyuncak. Neyse şu an konumuz o değil. Onunla ilgili videoda çekeriz. Şey, Evrim Ağacı'nda var ya. O da bir başka videonun konusu. Neyse arkadaşlar, şöyle bu videoda öyle bir şey yapacağız. Ondan önce söylemek istediğim bir şey var mı? Yani, ben hazırım. Hazırsın. Bakalım beni ne kadar tanıyor arkadaşlar. Beni yani bu soruların %90'ını bileceğini düşünüyorum ama sen de telefonunu hazır istiyorsan. Benim hazır. Şimdi bak. Burada. Genelde hani birbirimizi ama hep oyun işte bu tip şeyler üzerinden gideceğiz. Gidip de yani hani çok bildiğimiz ne zaman tanıştık tarzı bir soru sormuyorum. Çünkü kendisiyle tanıştığım için yani anlamı yok yani. Belki onu konuştuğumuz bir videoda olur. O da başka bir videonun konusu. Evrim başka Ağacı. Çağrı Bey'i çok seviyorum. Evrim Ağacı ben var ya. Sürekli izliyorum. Hı-hı. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Benim ilk YouTube kanalımın adı ne? Dantigrafi. Değil mi? İlk YouTube kanalımın adı. Ha hayır. Şeydi. Bir tane oyuncuydu. Bir dakika. Minecraft çektiğini biliyordum. Ya hayır, sürekli sen... Dur bir dakika, biliyordum. Hayır, biliyorsun. Her şeyi biliyorum dedi. Ama bak, biliyorum hani. Yo, bilmiyorsun. Ne çektiğini biliyorum, ne yaptığını biliyorsun. Biliyordum. Ama biliyordum. Bir tane oyuncu. Ne oyuncu? Sıradan oyuncuydu arkadaşlar. İlk YouTube kanalım 2011'de açmıştım. Ama şu an heyecanlı. <değil mi? gülüyor> YouTube'da işte ilk işte Minecraft çekiyorduk o zaman. Sadece Minecraft değil, başka videolar da çekiyorduk ama genel olarak Minecraft üzerine bir kanaldı. 2011'de açmıştım. 2013'e kadar falan kullandım. Ondan sonra da bıraktık yani. Şu anda da... Yani skinini falan da hatırlıyorum. Hı-hı. Orada beyaz. Beraber oynadık. Evet. Ama işin komiği ne biliyor musun? Biz beraber Minecraft oynadık ve benim Minecraft'taki şeyim sıradan oyuncuydu. Evet. O kadar Minecraft oynadık. Hadi sen bir tane sor bakalım. Ya benimkiler çok kolay ya. Hadi bakalım. Zor da düşünebilirsin. Ama zaten bunu sormuştum zaten sana şeydeyken ama şimdi gene soracağım. En sevdiğim 3 Nintendo oyunu. Bunu ilke yazmışım. En sevdiğin 3 Nintendo oyunu. Şimdi birinciye yeni başladın biliyorum ama Pokemon diyebilirim. Pokemon'un oyununu seviyorsun. Bu ilk 3'te var mı Pokemon? İlk 3'te var ama 3'te var. İlk 3'te Kirby olabilir. Kirby var mı? Hayır. Kirby yok. Kirby'yi de oynuyorsun. Tiny Tony Adventures oynuyordun. Yok, o da değil. O da değil. Pony oyunlarından biri mi? Hayır. Pony oyunları değil. Ondan sonra düşünelim. Sürekli oynuyor. Sürekli sana bahsediyorum. Sonuçta da Nintendo oyunu. Bir tanesi var. Şimdi Nintendo NES oyunundan bahsediyoruz yoksa bütün Nintendo. Bütün Nintendo. Animal Crossing. Evet, Animal Crossing serisi işte birincisi. Tamam, birincisi tamam, Animal Crossing. Ben Nintendo oyunu deyince arkadaşlar genel olarak biz GBA oyunları veya NES oyunları oynuyoruz. O eski oyunlar aklıma geldi. Şimdi zor olsun diye bütün Nintendo Şimdi o zaman şöyle diyorum. Birinci sırada şey olduğunu biliyorum. Animal Crossing olduğunu biliyorum. Ben şey diye düşündüm, eski oyunları düşündüm. Pokemon var. İkincisi ne olabilir? Düşünüyorum şu an. İkinci oyun ne olabilir? İkinci oyun ne olabilir? İkinci oyun ne? Nintendox.
Hani sen atıyordun ya böyle köpüş var. Ha köpek böyle. Bakma Nintendo evet. Dogs. Aa evet. Aynen. Aynen aynen. Onu çok seviyorum. Ama şöyle bir şey arkadaşlar. Aysu sürekli kedi bakma, köpek bakma. Bizleri. Bak bakın GBA'da hani Game Boy'da hiç Nintendo'nun unuttuğu kedi köpek bakma oyunları oynuyor. Kedi var ama 3 piksel kedi. Evet. Hani kedinin kafası 1 piksel. Gövdesi 1 piksel, kuyruğu piksel onu oynuyor. Hani o yüzden... Evet. Ama yani Pokemon zaten ilk söyledim çünkü Pokemon'u oynuyor. Evet, Pokemon Fire'leri çok seviyorum. Hı-hı. Onu sen de çok seviyorsun. Hı-hı. Benim de en sevdiğim Pokemon evet. oyunlarından biri. Peki ben sorayım. Benim en sevdiğim NES oyunu, hani Atari oyunu. Hani Atari dediğimiz şey var ya. Tamam, Tiny Toon Adventures. Evet, Tiny Toon Adventures. Onu biliyorum. Evet. Onu çok sevdiğini biliyorum. Yani neden bilmiyorum ama benim bir dönem bacağım kırılmıştı arkadaşlar o dönem oynarken. Bacağım kırılmıştı ve... Atari'de o takılıydı. Hani bir sürü oyunum vardı ama Atari'de o takılıydı. Bacağım kırıldığı için Atari'yi de değiştiremiyordum. Annem de çalışıyor, ablam da okulda falan. Değiştiremiyordum. Sabahtan akşama aynı oyunu oynuyordum. Ve de Atari'de şöyle bir şey var. Arada çöküyordu. Save sistemi de yok. Her kapanıp açıldığında sıfırdan başlaman lazım oyuna. Ve çok işkence sıfırdan başlamak. Benim sadece boss şeyi var, boss yeri var. Hı-hı. Ben orada yeni save şeyi var. Ben Hı-hı. o boss'ta 1 milyon kere save'i yeniden yükledim. Çünkü geçmemin imkanı yok. Sürekli ölüyorum ve hala oradayım. İlk boss'tayım. Tamam, yani. Sen sor bakalım. Tamam. Sorayım. Hep oyunlar üzerine mi sordum? Yok. Şu an ikincisi Hı-hı. de oyun üzerine. Birileri oyunu tamam. En sevdiğim bilgisayar oyunu. En sevdiğim bilgisayar oyunu. Sims serisi diyebilirim. Genel olarak Sims'i çok oynuyorsun ama bu evet. sorunun cevabı Sims mi? Değil. Sims değilse poz yapma oyunu var. Onu saymıyorum. Onu çizimlerinde kullanıyorsun ama onu saymıyorum. Yok. Hani en çok kullandığım odur ama onu saymıyorum. Evet. O değil. En sevdiğim bilgisayar oyunu. Şu anda aslında en sevdiğim bilgisayar oyunu Diablo dersen seni döverim. Çünkü Diablo'nun hikayesine aşık oldu. Diablo'nun hikayesini izlettim ve Diablo hiç oynamadı hayatında. Ama kavga çıkar. Kafana nugget'la vururum kafana. Hayır. O değil. Başka ne var? En sevdiğin bilgisayar oyunu. Animal Crossing'i de bilgisayarda oynuyorsun ama onu saymıyorum. Yok ama Ben Sims serisi aklıma geliyor. Başka bir seri gelmiyor. Corpse Party mı? Hayır. Ney? Farm Together. Farm Together ama bak. Farm Together ama şöyle bir şey bak. Ama sürekli onu her gün aralıksız böyle sürekli giriyorum. Biz bir ara Farm Together bayağı oynadık. Ben Farm Together'ı bıraktım. Farm Together farm yapma oyunu bayağı bildiğiniz. Böyle tarla ekiyorsun falan. Oyunu biz korsan oynuyorduk. Aysu'ya orijinal aldık. Bende orijinali hala yok yani. Düşünün. Biz böyle bir ara oynadık falan filan. Hı-hı. Yani Farm Together aklıma gelmedi değil ama Aysu Sims serisini daha çok oynuyor. Daha çok seviyor diye düşünüyordum. Şimdi eskiden Sims tamam. Şimdi Sims çok yani ne bileyim. Benim için bozdu gibi bir şey aslında. O yüzden... Sims 5 çıkarsa oynarsın. Sims 5 çıkarsa o zaman Sims 5. Farm Together'ı satarım o zaman. Ama Farm Together bana çok rahat geliyor. Bir de Vampire Survivors demeyeceğim. Şu an yeni bir tane oyun söylemiştin. Artık onu Spirit Hunters. Artık onu çok seviyorum ama Farm Together birinci. Hadi sen şimdi... Tamam, oyun hakkında soruyorsak çok basit bir şey soracağım. Bunu bilmezse kalkar giderim. En sevdiğim MMO. Kabal. Çok basit yani bunu bilmeme lüksü yok çünkü beraber oynadık yani. Kabal'ın çok sevdiğini biliyorum. Tamam o zaman biraz daha zor bir şey sorayım. Ayak numaram kaç? Ayak numaram. 47. 47 evet. Bazen 46 da giydiğim oluyor. 47-46 bu daha kişisel bir soruydu. Sen sor bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Ben biliyorum bu arada ayak numarasını. Söyleyeyim mi? Şey. 38. Yeni aldım çünkü ayakkabını. Tamam. Bu çok basit ama yanlışım. Yapmayı en çok sevdiğim iki şey. Birincisi çizim. Yani evet. o basit çizim. Evet. İkincisi oyuncaklarıyla oynamak. Bunu sayıyorsak hatta bence birincisi oyuncaklarıyla oynamak. Evet. İkincisi bu muydu? Evet. Tamam bildim. Çok basit. Hatta birincisi çizim yapmak değil. Birincisi oyuncaklarıyla oynamak. Ya benim de çok fazla oyuncağım var. Arkada görüyorsunuz çok fazla figürüm falan var da benimki genelde oynanmayacak şeyler. Ben de çok seviyorum oyuncakları ama
Benimki sakin ol. Benimki genelde oynanmayacak oyuncaklar. Benimki genelde yani figür tarzı, arkada görüyorsunuz zaten. Şimdi böyle bakınca böyle bak. Ama oradan çok sağa bak. yok yok, kamera ya, en mantıklısı en mantıklısı ekrana bakmaktır her zaman. Tamam, çok daha konuyla alakasız bir soru, zor bir soru olduğunu düşünüyorum ama çok bahsettiğim için bilineceğini düşünüyorum. Bilgisayarımda, bilgisayar kasamda, hani dışarıda değil, bilgisayar kasamda değiştirmeyi düşündüğüm, değiştirmeyi istediğim tek parça ne? Ana ekran. Yok, hayır, ana ekran ne ya? Ana ekran. Arkadaşlar, biz birbirimizin her şeyini bildiğimiz için böyle detay şey soruyorum yani. Gidip evet, en sevdiğim renk desem yani. Kırmızı. Hani öyle sorular bizim için yani tırıvırı yani. Evet. Yani ayakkabı numara mı da yani belki karıştırır falan diye sordum ama karıştıracağını sanmıyordum. 46 dese de doğru, 47 dese de doğru. Evet. Şey, böyle bir şeyleri RAM'e falan taktığımız şey mi? Anakart, evet. Anakart. Ana ekran değil. Ben bu arada ana ekran deyince anladım anakart demek istediğini ama anakartın adını bilmemesi doğal yani. Ama biz bu arada Aysu'nun kendi bilgisayarını kendisi toplamıştı yani. Laptoptan önceki bilgisayarını. Tamam, başka sor bakalım. Ben mi? Tamam. Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum ama ne? En çok üzüldüğüm şey. En çok üzüldüğün şey ya büyük ihtimalle en çok üzüldüğü, şimdi bu biraz özel ama ailenin sana söylediği şeyler olabilir. Çünkü bunun sebebi de burada ne sevdiklerini söyleyeceğim ama aileler veya yakın arkadaşlar, şimdi Aysun'un da çok arkadaşı yok, benim de çok arkadaşım yok. Ama ailelerin söylediği şeyler veya yakın arkadaşların söylediği şeyler insanı en çok kıran şey oluyor. Çünkü nereden acıyacağını biliyorlar. Hani acıyan noktayı biliyorlar, oradan vuruyorlar. Yani büyük ihtimalle en çok üzüldüğün şey odur. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. En çok üzüldüğün şey odur diye düşünüyorum. Evet. Peki sana soru. Tamam. Bana da sürekli geliyor. Neden askere gitmedim ben? Göz numaramdan dolayı. Çok gitmedi. Basit bir şey. Evet. Gözlerim bozuk arkadaşlar. Beni askere almıyorlar. Gelmesen diyorlar. Ben dedim tamam. Yani benim için mi uygun yani? Hiç gerek. Bedelli askerlik bilmem kaç yüz bin TL. Peki sana soru. Benim fotoğrafçılığa başladığımda ilk kullandığım isim neydi? İlk kullandığım tırnağımı kırdım. Tırnağını kırdı. Niye bak, stres yaptı, tırnağıyla oynuyor. Uğrama tırnaklarını. Ellerini ayrı koy. Tamam. İlk fotoğrafçılığa başladığında, bak bu çok zormuş. Bunun için konuşmadık bence. İlk ben tek dantigrafiyi biliyorum. Doğru biliyorsun çünkü başka yok. Ben de ilk öyle sorun da vardır diye düşündüm. Çünkü tek tuzak soru. Evet. Tuzak soru. Başka da aklımda soru yok benim ama ya zaten bu videonun amacı arkadaşlar birbirimize soru soralım diye zaten biz birbirimizin her şeyini biliyoruz. Biz bayağıdır sürekli beraberiz yani ve her şeyimizi biliyoruz. Bilmediğimiz hani öyle çiftler, ya ben bu YouTube'da baktım insanlar birbirine neler soruyor diye. Çünkü Türkiye'de çok yapılmış yani. Dünyada da çok yapılmış. İnsanlar birbirine şey soru soruyor yani. İşte en sevdiğim renk ne diye soruyor. Erkek kalıyor en sevdiği renk ne diye. Ben biliyorum pembe. Pembeyi de geçtim. Hani tonunu da biliyorum. Bu toz pembesi, hani pastel pembe. Onu da geçtim. İkinci en sevdiği renk de hani böyle toz mavisi. Hani açık renk mavi. Genel olarak pastel tonları seviyor yani. Ne bileyim, böyle benim Aysu hakkında bilmediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani ne bileyim, en sevdiği oyuncağı sorsa onu biliyorum. Nugget'tan önce Daisy, işte oyuncak ayısı. Hepsini biliyorum yani. En sevdiği pony Fluttershy. Ne bileyim. Hepsini bildim. Hepsini biliyorum, işte Nilo yayı seviyor. İşte ne bileyim, ben hiç sevmiyorum öyle şeyleri. Ya bizim aramızda yaklaşık 10 yaş falan olduğu için, işte 8 yaş falan olduğu için. Aramızda neredeyse bir nesil var. Hani ben Pokemon izliyorken daha yeni doğmuştu o yüzden. Mesela Pokemon'u ben sadece biliyorum yani, izlemedim. Ya çünkü Pokemon Türkiye'de yayınlanırken sen büyük ihtimalle daha doğmamıştın. 2000 yılında yayınlandı. Yani. Sen o zaman doğmamıştın yani.
Bu arada merak edenler için 20 yaşında, hani böyle böcük göründüğüne bakmayın. Kendisi evet. 20 yaşında, hatta 21'inde de nikahımız var. Neyse arkadaşlar, bu video bir başlangıç videosu. Bilerek böyle bir video yaptım. Hani bir yere gittik, bir şey yaptık tarzı bir video olması, beraber tanışalım tarzı bir videoydu. Evet. Hem de Aysu bir rahatlığını şey yapsın diye. Şimdi bir iki tane daha soru sorayım arkadaşlar. Biraz zorlayalım. Şimdi sana soru. Hangi üniversiteyi okudun? Kocaeli Üniversitesi. Direkt Kocaeli Üniversitesi ya. Ha, başka bir şey yok yani. Hangi bölüm? Makine bölümü. Evet, makine bölümü. Bir soru daha. Benimle evlenir misin? Nasıl bir soru? Bu arada arkadaşlar, ben bu soruyu daha sonra daha önce sordum. Sadece böyle espri olsun diye şey yaptım yani. Evet, zaten. Zaten yüzüğü falan da. Dünyanın en kolay sorusu bence bu, bunu. Becik halim de bilir. Evet. Yüzük. Neyse. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani biraz eğlenceli video. Hani öyle bir konusu yok yani. Bu videoda size atomu parçalama öğreteceğiz diye bir şey yok. Hani yakında videolarda zaten bol bol göreceksiniz. Yayınlarda bol bol göreceksiniz. Zaten tam olarak burada bu masa 2,5 metre ve şurası onun yeri. Burası da benim yerim. Burada olacağım. Evet. Tam olarak orada olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Siz de şaşkınlığınızı, işte mesajlarınızı, yorumlarınızı falan ekleyebilirsiniz yorumlara. Sizin de tepkilerinizi merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yakışıyor muyuz? Bence çok yakışıyoruz. Yakışmıyorsunuz diyenler banlanıyor bu arada, haberiniz olsun. Cidden yani. Bu konuda şey hakkınız yok yani, fikriniz yok. Hani şey var ya, insanlar diyor ya, abi herkesin fikri olabilir bir konuda. Olamaz kardeşim. Ben ya. Ama bir de şöyle bir şey var. Herkesin fikri olabilir. Ama fikrinin bir değeri olmaz. Ben bunu çok yapıyorum ben. Yok yok. Ben çok şey yapıyorum. YouTube yorumlarına yazıyorum ya. Değersiz fikrin için teşekkür ediyorum yazıyorum. Artık insanlara dalga geçmiyorum. Hani tartışmıyorum. Şey yazıyorum. Değersiz yorumun için teşekkür ediyorum. Veya tamam. Tamam. Tamam, çok güzel ya. Biri şey yazıyor böyle bak. Şey yazıyor böyle. İşte Dante sen şöylesin böylesin, işte Allah belanı versin, işte 70 satır yazı yazmış böyle. Hayatında hem ödev yazmıyor öyle, benim yazdığım şey. Tamam. Ya cidden çok saçma ya. Yani kendi fikrini söylüyorsun işte, sonra hani tamam, sinirlenme. Evet. Sinirlenme. Burnunu yerim seni. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Böyle beraber yapmamızı istediğiniz, beraber böyle komiktir, içeriktir böyle. Yabancılardan bakın, çalın içerik, bana söyleyin, biz beraber yapalım onu. Yorumlarınızı merak ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmasınlar değil mi? Evet. Bir şey daha yapmaları lazım. Ne o? Abone olun. Tamam, ne abone oldular. Yaptılar, onu da yaptılar. Bak, seni bekliyorlar şu an, yapacaklar. Abone oldu şu an. Like attı. Yorum da yaptı. Yorum da yazdı. Bir şey daha yapması lazım. Paylaşın. Yok, paylaşmasın. Paylaşabilir de. Abone oldu, yanında bir şey daha çıktı. Hayır, zil seçiyorum, zil çubuğu. Bak, zil çubuğu. Zil çubuğu. Arkadaşlar, evinizde bir çubuk yapın. Onunla böyle klavyeye tıklayın, zil çubuğu. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.